Ay, Petek bu elbiseye kesin bayılacak. Ne zamandır istiyordu. Biraz tuzluya mal oldu ama olsun. Kızım için her şeye değer. Kafanın karışmış olması çok normal. Ama annenin yıllar sonra da olsa seni bulması aslında iyi bir şey. Orası öyle ama yine de nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bizimkilerin hala haberi yok biliyorsun. Hı hı. Teyzem bu telefonda söylenecek bir şey değil. Annem baban yurt dışından dönsün öyle anlatırız dedi. Haklı bence. Petekciğim. Arkadaşların sınıfta olduğunu söyledi. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır, ne demek. Sınıf arkadaşım Selim. Annem. Merhaba. Merhaba. Sana küçük bir hediye aldım. Teşekkür ederim. Bir de yarın okul çıkışı seni alsam da sinemaya gitsek ne dersin? Teyzeme soralım bir. Olur. Selim, sen de gelsene. Bilmem ki. Benim için bir sakıncası yok. Olur o zaman. Teyzemin yanına gidelim mi? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Selim. Ne? Yarın akşamki halı saha maçını ayarladım. Yarın halı saha maçı yapacaktık değil mi? Evet. Ya kanka. Ben yarın için Petek ve annesine söz verdim. Sinemaya gideceğiz. Bravo yani. Bravo. Özer. Bakıyorum da Petek hayatının merkezine oturdu hemen. Ya öyle bir şey yok. Sadece arkadaşız. Hmm. Şu sıralar zor günler geçiriyor, anlasana. Ben anlayacağımı anladım. Ya dostum bak. Dostum mu? Nereye? Buraya geçiyorum. Of Özer. Petek. Sen de şöyle geç istersen. Ben burada oturacağım. Olur. Selim. Hı. Annem bana bir elbise almış. Ya. Nasıl bir şey? Böyle kumlar tabii çok güzel. Çok beğendim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun oturun oturun. Biraz geç kaldım. Uyanamadım. Çocuklar kusura bakmayın. Gülcan'cığım kapıyı kapatıver. 34. sayfayı açın çocuklar. Bugün beslenme zincirini öğreneceğiz. Evet. Resimde de gördüğünüz gibi böcük ot yer. Böcüğü fare. Fare yılan. Yılanı da kartal yer. Hadi hadi. Kara kartal, oley kara kartal. Kara kartal, oley kara kartal. Ay lütfen sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Kartallaşmayın. Petek, annen seninle çok yakından ilgileniyor. Evet, ne var bunda? Yıllar sonra ilk defa görüyor. O kadar da yapsın artık, değil mi? Tabii de. Ne? Yani... Şimdi öz annen geldi ve... Ben telaşlandım. O gelince... Senin... Belki de düzenin bozulacak. Yani gazoz içer misin? Gazoz mu? Ben çok susadım da. Sen burada bekle, ben gazoz alıp geliyorum. Tamam. Neler oluyor buna? Acaba tahmin ettiğim şeyi mi söyleyecek? Besin zincirinde hayvanlar birbirlerini yerler canım. Ama unutmayın çocuklar. İnsanlar birbirlerini yemez. Yani. Yam yam. Yok yok. Mecazi olarak yerler. Hem de nasıl yerler? Güzel olan kadın çirkini, zengin olan adam fakiri yer. Ne çiçeği ya? Allah Allah. Bu ne rezalet? Kurtuldunuz.
Bırakın beni buraya, bunun için mi çağırdın? Allah! Ya ben bir şey anlamadım ki ya. Bırakın berabersin. Aynı alakası var. Ne diyorsun sen? Anlamıyorum ki ben. Ah, yani onunla berabersin. Aa, ona verdin. Çiğ parçaladı sinirden. Belki, İnanmıyorum, lütfen. İnanmıyorum. Size inanmıyorum. Berabersin. Hayır, anlıyorsun. Hayır. Ne diyorsun sen? Ya lütfen, ne berabersin? Ben güzelim ya. Nana'yı yerim. Hı? Hı? Hem de tavuk yer gibi yerim. Hoca ne yapayım bak sen? Nana tavuğu. Tilki Volkan'ı sevebilir mi? Ve hatta ona çiçek de almış vallahi olabilir mi? Ama tavuk tilkiyi yemez. Neden? Niye? Neden? Neden? Çünkü besin zincirine aykırı. Ama tilki tavuğu yer mi? Yiyebilir mi? Volkan'ımı asla ama asla elimden alamaz.